obezite. Evet. Kilo problemi bugün herkesin maalesef Sorunu. sorunu. Evet. Geçen Ankara'ya gittim. Baktım sokaklarda insan obez insan yok. İstanbul'a geldim. O maşallah yarısı obez. İstanbul'la Ankara arasında o kadar büyük bir fark var. Şaşırdım kaldım. Çok çok büyük fark var. Yani İstanbul Avrupa gibi. Avrupalıların da %80'i obez. Amerikalılar zaten hep obez. Yolda yürüyemezsin Almanya'da bazen. Özellikle de çalışmayan bayanlar vesaire işte evde oturanlar sürekli özel altın günleri vesaire düzenliyorlar. Kekti, tatlıydı, hamur işiydi, börekti, çörekti vesaire vesaire. Hareket yok, spor yok. Ne oluyor? Kilo kilo kilo. Şimdi kişi hamurlu tatlı bir şey yediğinde bunu vücudumuz neye dönüştürüyor? Yağ dönüştürerek depoluyor, depoluyor. Yani karbonhidrat içeren, şekere dönüşen her şeyi bünyemizin şekere dönüştürerek hücre merkezinde, hücre içerisinde glikozu glikojene dönüştürerek depolaması gerekir. Fakat bünye ne yapıyor? Bir kısmını hücre merkezine glikojen şeklinde depoluyor, bir kısmını yağ olarak depoluyor. Ne Evet. oluyor? Kişi sürekli yağlanıyor. Çünkü yemek aralısı da verilmiyor. İnsanlar normal olarak bazıları diyor ki günde 5 defa yemek ye. 5 defa yemek ye, 6 defa yemek ye. Mide asidinin kalitesi düştü sıfıra. Evet. Yediğin hiçbir şeyi sindiremezsin. Sürekli bünye yağlanır, yağlanır, yağlanır. İşte bu yağlanmayla ilgili çok büyük bir buluş yapıldı. Yani obeziteye, aşırı kiloya karşı yani yüzyılın en büyük buluşu Nedir diyebiliriz. hocam o? Garcinia Kombochia. Kombochia olduğu için vatanı Garcinia Kombochia denir. Mandalina büyüklüğünde bal kabağı şeklinde bir meyve. 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 Bu meyve limonda ne vardır? Sitrik asit. Limondaki sitrik asit yani limon asidine Evet. bir benzeri iki molekül farklı, bir molekül farklı bir asit içerir. Hidroksi sitrik asit. Hidroksi sitrik asit içerir bu meyve. Çok yoğun. Ne işe yarar bu hidroksi sitrik asit? Hidroksi sitrik asit glikozun yağ dönüşmesini önler bir. Evet. Böylece yağlanma olmaz. İki, karbonhidratı direkt hücre merkezinde hücrenin şeker depolama merkezi hipokondrişin buraya depolarken nasıl depolar? Glikojen şeklinde depolar. Glikojen depolandığı zaman hücreye beyne sinyal gider. Doyduk yeter. Fazla yemek yeme. Sinyal gittiği zaman erken doymuşluk hissi uyanır. Kişi 5 tabak yemek yiyorsa 2 tabak yemek, 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar hale gelir. Böylece ne olur? Depolanan yağlar yavaş yavaş erir. Garcinia Kombucha mıydı hocam? Garcinia kombochia. Garcinia efendim maydanoz da zayıflatır, lahana da zayıflatır, funda da zayıflatır, at kuyruğu otu, ısırgan vesaire. Fakat hiçbir bitki Garcinia'yı tutmaz. Çünkü Garcinia yani şekeri yani glikozu hücre içerisinde glikojene dönüştürerek depolar bir. Evet. Böylece kişide erken doymuşluk hissi uyanır. İki, glikozu şekeri yağ dönüştüren asetil koenzim var. Asetil koenzimin salgılanmasını frenler. Böylece bu enzim azalırsa şeker yağa dönüşmez. Böylece ne olur? Yağlar erimeye başlar. Yağ yakımını da yapıyor. Hücrenin erken doymuşluk hissi uyandığı için fazla yiyemez. Üç tabak yiyen kişi bir tabakla doyar. Ve acıktığı zaman kişi yağlar erimeye başlar. Evet. Şimdi bu şekilde kişi eğer ki mesela ilk 2 saat yemek yedikten sonra glikozu harcar. İkinci 2 saatte ise yağları harcamaya başlar.
Bu arabayla otobana çıktınız, LPG ve benzin var. LPG yani gaz bitince neye döndürüyorsunuz? Benzine, bunun gibi. Hocam peki bu diyetle ilgili birçok diyetisyen çıkıyor. Şunu uygulayın, bunu uygulayın. Bunlar doğru mudur? Ya doğruluk payı da var, yanlışlık payı da var. Var da var, her şey var. Şu doğru, bu doğru, o yanlış, bu yanlış demek yanlış. En doğrusunu kim söylemiş? İbn-i Sina. İbn-i Sina neye göre söylemiş? Peygamber Efendimiz'in yaşantısını incelemiş. Ondan ders çıkarabilmiş. Ders almış. Şimdi diyor ki İbn-i Sina, yemekten yarım saat önce, yemek sırasında, yemekten iki saat sonra sıvı tüketmeyin diyor. Böylece mide asidinin kalitesi yüksek olduğu için pH 2 ile 3 veya en fazla 1,5-2, nadiren 3, çok sert bir asit olduğu için yediğin besinlerdeki bütün molekülleri parçalanır. İnce bağırsağa geçtiğinde sindirilebilir hale getiriyor. 2, yemiş olduğu besinlerdeki zepsi olsun, meyve olsun, et olsun, hamurlu iş, ne olursa olsun her şeyde bakteri, virüs, mantar var. Az evet. Veya çok. Mide asidi sert bir asit. Bütün mikropları öldürebilecek kapasitede. Sıvı tüketmediği zaman kişi onları yok ediyor. Böylece bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemi kişi sıvı tüketti diyelim. Mikrop bağırsaklarına geçmeden daha midede başlıyor toksik madde üretmeye. Vatandaş diyor ki benim reflüm var. Mide asidi yüksek, reflü var. Mide asidinden kaynaklanmıyor ki reflü. Bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar yavaş yavaş alttan yukarı doğru şişkinlik yapıyor. Mantarlar zamanla mideye yerleşiyor. Evet. Kişi bir şey yediği zaman gaz oluşuyor. Asit değil. Bu da mide asidini yukarı doğru çıkarıyor. Aslında mide asidi fazla olsa yediğin her şeyi hazmedilecek püre haline getirir. Mide asidi fazla olsa zararlı değil. Mide asidi zararlı mı olur? Mide asidinin kalitesinin düşmesi zararlı. Reflüyü tetikleyen mide asidinin kalitesinin düşmesi nedeniyle ölmeyen mikropların gaz üretmesi. O zaman mide sorunu yaşayan kişiler bunu bile uygulasa midesinde problem kalmaz diyebilir miyiz? Ha tabii ki biraz da öyle kolay değil. Midenin birçok rahatsızlığın sebebi var. Gastrit, ülser, reflüyü tetikleyen birçok faktör var. Helicobacter pylori isimli bakteri %80 mide rahatsızlarının sebebi. %10 mantar, %10 virüs veya hepsi birden olabilir. Bunun nedeni bilmek gerekir. Pangazir, kimyasal ilaçlar olabilir. Aşırı alkol kullanmak, sigara vesaire vesaire, spor yapmama, tembellik vesaire. Çeşit çeşit faktörler rol oynayabilir. Ama en büyük faktör Helicobacter pylori isimli bakteri, akıllı bakteri. Evet. Onu da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor vesaire, Profesör Doktor Miller bildiğimiz lahana ile tedavi etmişlerdir. Lahananın birleşiminde binlerce etken madde var da bunlardan biri çok önemlidir. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Söylemesi zor ama ben ezberletiyorum. Evet. Bir amino asit türevi. Çok hassas bir asit. Amino asit. Bu mikrobu öldürüyor. Yani doğal öldürücü, mikrop öldürücü. Bunun haricinde hiçbir şey midedeki bakteriyi öldürmez. Ağır kimyasal ilaçlarla midedeki bakteriyi öldürebilirsiniz, yok edebilirsiniz. Ama o bağırsaktaki faydalı da bakteri de yok eder kimyasallar. Şimdi, bu sefer kişide ne başlar? Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları. Bu nedenle midesindeki gastrit, ülser, reflüden dolayı ilaç kullananlar, ağır kimyasal kullananlar, şudur budur ismini söylemeyeceğim. İleride alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi birçok hastalığı tetikliyor. Tetikler, kimyasallar tehlikeli. Evet.